Şimdi geldik telefon tutuculara. Bu telefon tutuculara isterseniz bu mesela scooterlarda kullanabileceğiniz bir telefon tutucu. Ayna şu kısmını aynasına geçiriyorsunuz. Bu tarz tutucuları hani diğer kancalı tutucuları tutacak yer yoktur. Aynanın altına geçirilebilen telefon tutucular daha iyidir scooterlar için. Bununla da hani rahat edersiniz. Telefonunuza daha rahat bakarsınız. Bu telefon tutucular önemlidir. Hem uzun yolda hem şehir içinde gerçekten önemlidir. Bu da onun farklı bir versiyonu. İsterseniz bunu kullanın. Bunlar biraz daha gidonu daha uzun ve daha büyük olanlar için kullanılmıştır. İsterseniz tam önünüze takabilirsiniz. Bunlar Enduro modellerine diyelim. Enduro modelleri için daha idealdir. Scooter'lar için çok fazla ideal değil. Çünkü scooter'ların gidonu bu kadar çok dışarıya çıkmıyor. Ama bazılarında çıkıyor. Bazı ufak versiyonlarında, böyle klasik versiyonlarında gidonları daha fazla. Ve geldik en önemlisine. Şarj meselesi gerçekten uzun yolda önemli bir ihtiyaçtır. Bu mesela eğer bir çakmaklık yeriniz varsa bu çiftli USB'yi çakmaklığınıza takarak kullanabilirsiniz. Hani bu tarz olanlarını kullanmak istemiyorsanız üstü kapanabilen ve korumalı olanları da kullanabilirsiniz. İsterseniz şu versiyonunu kullanabilirsiniz. Yani bu versiyon nasıl bir şey? Şöyle gösterelim. Açık versiyonunu şöyle gösterelim. Bunlar şöyle bir şey. Bu tarz modelleri de var. Bir tane çakmaklık var. Ve çiftli USB'ye sahip olan 5 voltluk akım veren ve bu tarafında 0-1 ile açıp kapatabileceğiniz bir enerji kiti diyeyim. Yalnız bu daha korumalı bir versiyon. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Ve bununla da kış şartlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir zarar gelmesini engelleyebilirsiniz. Bunların çok farklı versiyonları var. Bu mesela Interphone'un yaptığı, bu SWMOTE'nin yaptığı şarjlı modelleri var. Bu mesela bu Eagle diye bir tane markanın. Bu Interphone'un olduğu için biraz daha korumalı